O zaman ben başlayayım. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Mehmet Bayraktar'ın İslam'da Evrimci Yaratılış Teorisi adlı kitabı hakkında değerlendirmelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle Mehmet Bayraktar'ı birkaç kelimeyle birkaç cümleyle anlatalım kim olduğunu. Mehmet Bayraktar Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi kürsüsünde akademik hayata katılan ve 1985 yılında doçent olan değerli akademisyenlerimizden bir tanesi. İslam'da Evrimci Yaratılış Teorisi adlı kitabı ise 1987 yılında İnsan Yayınları tarafından basıldı. Artık İnsan Yayınları tarafından bu kitap basılmıyor ama başka iki yayın evi tarafından basımı devam ettiriliyor. Şimdi ben 1987 yılındaki basımını okudum ve bu kitap üzerinden yorumlarımı yapacağım. Değerlendirmelerimi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sözü uzatmadan esas konuya geçecek olursak, İslam'da evrimci yaratılış teorisi kapsamında değerlendirilebilecek bir takım görüşler ortaya atan İslam düşünür ve bilginleri bu düşüncelerini ifade etmek için bizim bugün modern manada kullandığımız evrim kelimesini tabii ki kullanmamışlar. Onlar önceleri bu işi kavramlaştırmak için yenilenme, başkalaşma, akıcı hikmet, ilahi yardım ve en sonunda da 13. yüzyıldan itibaren artık iyice yerleşmiş olan tekamül terimlerini kullanmışlar. Bütün Müslüman evrimciler kainatı Allah'ın eseri kabul ettiklerinden dolayı yaratılışı kendi kendine ortaya çıkmış bir olay değil, Allah'ın bir işi olarak görürler. Allah'ın bu işin oluşun, gerçekleşmesi için çizdiği şekil ve plan, yani adet Allah veya sünnetullah denilen dini terminolojide, onlara göre bir çeşit evrimleşme dediğimiz işlemdir. Dolayısıyla başlangıçta varoluş mutlak manada yaratılış olarak başlamış, yaratılış sonra evrimleşme işlemi içinde devam ede gelmektedir. Halen de günümüzde devam ede gelmektedir. Müslüman evrimciler yaratılışı esas, evrimi ve evrimleşmeyi yaratılışın özelliği olarak görmektedirler. Onlara göre Allah'ı hem kainatın yaratılışının başlatıcısı hem de ona evrimleşici bir özellik veren olarak kabul ettikleri için Allah hem yaratılışın veya yaratmanın hem de evrimin veya evrimleştirmenin gerçek failidir. Bu da Müslümanların evrimci yaratılış teorilerini mekanist ve materyalist ilkelerle olguları açıklayabilen modern evrim teorisinden ayıran en önemli özelliktir. Yani bir tarafta bütün her şeyi yaratan, yapan, olduran Allah var. Modern evrim teorisinde tabii ki her şey kendi doğasının içerisinde gerçekleşiyor. Herhangi bir yüce makamın belirlemesi, onaylaması, yaratması yok. Bu temelde bu ayrım her şey ayrım bir şey aslında. Şimdi Mehmet Bayraktar Müslüman evrimcilerin teorilerini konularına göre iki sınıfa ayırarak değerlendirmeyi doğru görüyor. Birincisi varoluşsal kozmolojik evrim, ikincisi türlerin aktüel evrimi. Bu sınıflamaya göre kainat ve türlerin kökeninin oluşumunu açıklamak için ortaya atılmış ve yapısal özellikleri farklı dört eşit varoluşsal kozmolojik evrim teorisi var. Şimdi bu dört teorinin kitapta bir takım şekiller üzerinden anlatılmış bu dört teori. Ben de o şekilleri buradaki kağıtlara çizmeye çalıştım. Onlar üzerinden ben de size şekil üzerinde hayal etmesi daha kolay olduğu için oradan anlatmaya çalışacağım. Şimdi birinci teorinin adı çekirdek varlıktan varlıkların ard arda evrimi. Allah'ın
doğrudan doğruya yarattığı bir çekirdek varlığın evriminden bir yandan bütün kainat, şöyle göstereyim. Şimdi Allah'ın doğrudan doğruya yarattığı bir çekirdek varlığın evriminden bir yandan bir bütün olarak kainat oluşurken, diğer yandan da birbirlerinden bağımsız olarak ve sırasıyla ardı ardına maden, bitki, hayvan ve insan gibi varlık türlerinin ilk ana türleri zamanla oluşmuştur. Her ana türde kendi içinde biri diğerine dönüşmeksizin evrimleşmiştir. Böylece bir türün çeşitli üyeleri ve yan türleri meydana gelmiştir. Şimdi bu şekli biraz daha net şey yapmaya çalışalım. Evet. Şimdi görüldüğü gibi bir çekirdek varlık var şurada. Bu Allah'ın zatında bil kuvve şeklinde ezeli olarak var olan bir şey. Daha sonra bu çekirdek varlığın içerisinde aslında bütün varoluş yaratılmış olarak bulunuyor yani. Bil kuvve olarak ama gizli olarak yani potansiyel olarak. Ve daha sonra bu zaman içerisinde dedim yani belli bir sıraya göre bu yaratılmışlar zuhur ediyorlar. Zuhur alanına çıkıyorlar. Zahir oluyorlar. İşte ilk sırada gök cisimleri ve basit mineraller alemi. Ondan sonra ilk maden türleri. Sonra maden türleri kendi içerisinde çeşitli dallanmalara çıkıyor. Dallanmalara ayrılıyorlar. Mesela demek oluyor ki bütün altın, gümüş, işte demir, çinko, kobalt, bütün madenler aslında tek bir çekirdek madenin evrimiyle dallara ayrılarak oluşuyor. O çekirdek varlık da aslında tabii ki burada zuhur ediyor ama Allah'ın zatında burada bil kuvve olarak gizli olarak bulunuyor. Böyle böyle işte ilk varlıktan itibaren başlıyor işte maden türleri, bitki türleri, ondan sonra ya ilk maden türü, ilk bitki türü, ilk hayvan türü, ilk insan türü böyle sırasıyla zuhur ediyor ve onlar kendileri daha sonra dallanıyorlar. Bu dallanma da tabii ki bildiğimiz şekilde gene Allah'ın izni ve takdiriyle olmakta. Öyle gelişigüzel bir şekilde olmuyor. Her şey Allah'ın zatında karar verilmiş, yaratılmış durumda. Şöyle ki, şimdi size bu konuyla ilgili tutmuş olduğum bir notu paylaşacağım. Bu görüşün en büyük savunucusu İslam düşünce tarihine evrim fikrini sokan ilk düşünür olan, esas adı Ebu İshak İbrahim bin Sayyar olan ve kısaca Nazzam olarak bilinen meşhur rasyonalist kelamcıdır. Nazzam'a göre yaratılış Allah'ın doğrudan doğruya bütün canlı ve cansız varlık türlerini beraberce kendinde bil kuvve gizleyen bir ilk varlık özünü yani çekirdek varlığı bir anda birdenbire var etmesidir. Ona göre bu manada yaratılış bir anda vuku bulmuş ve bitmiştir. Yani Allah insanları, dört ayaklı ve diğer hayvanları, bitkileri ve madenleri hepsini bir anda yarattı. Allah'ın Adem'in yaratılışının evlatlarının yaratılışından önce olmadığı gibi annelerin yaratılışı da çocuklarınkinden önce olmadı. Ve böylece de Allah öncelik ve sonralığın onların yaratılışlarıyla değil, ancak içinde bulundukları mekanlarda zuhur edişlerine bağlı olacak şekilde bazı şeyleri diğerleri içinde gizledi, diyor Nazam. Yani buradan anladığımız nedir? Anneler, çocuklar, herkes aynı anda yaratıldı. Sadece birbirinin içinde gizlendi Allah'ın zatında ve şu anda zuhur ederken belli bir sıraya göre zuhur ediyor yani. Olay bundan ibaret. İlk canlı özünde bil kuvve gizli olan bütün canlı ana türleri zamanla ondan evrim yoluyla bütün canlı ana türleri birbirlerine bağlı olarak ortaya çıkmışlardır. Yani ilk canlı ortaya çıkıyor. O ilk canlı özünde bil kuvve olarak bütün canlı türleri ana türlerini gizli olarak bulunduruyor. Daha sonra ondan bütün
canlı ana türleri sırasıyla ortaya çıkıyor ve o canlı ana türleri birbirlerine bağlı olarak çıkıyorlar ortaya ve onlar da kendi içinde evrimleşmeye devam ediyor. Böylece Nazım'a göre kainatın ana türleri oluşmuştur. İlk yaratılan canlılık özünde dil kuvve olarak beraberce bir anda yaratılan canlı türleri bir fiil halinde ortaya çıkmaları zamanla basit türlerden daha kompleks türlere bir sıra takip ederek oluyor. Bu evrimleşmenin hangi fiziki koşullar altında ve hangi mekanizmalar yoluyla olduğu hususunda eldeki kaynaklarda ne yazık ki açık seçik bilgiler yok. Nazım'ın fikirlerini ikinci, üçüncü kaynaklardan öğreniyoruz. Ancak Nazım'a göre ilahi iradenin emriyle olduğu açıkça söylenebilir. Allah varoluşu bu şekilde murad etmiştir denebilir. Diğer ikinci teorimiz İslam'da evrimci yaratılışta çekirdek varlıktan türlerin zincirleme dönüşümlü evrimi. Bu teoride de yine bütün kainat ve varlık türleri Allah'ın hür iradesiyle yarattığı tek bir çekirdek varlığın evrimiyle meydana geliyor. Basit türlerden kompleks türlere doğru bir sıra takip eden bu zincirleme evrimde bir üst tür bir alt türün transformasyonu yani dönüşümüyle ortaya çıkıyor. Bunun şeklini ise buraya çizdim. Kitaptaki şekli buraya çizmeye çalıştım. Görüyorsunuz. Bir çekirdek varlık var. Bu çekirdek varlıktan önce Allah bu çekirdek varlığı yaratıyor. Sonra bu çekirdek varlık aşağı doğru inmeye başlıyor. Aşağı doğru indikçe ondan işte çeşitli şeyler mesela gök cisimleri, uzay işte gibi işte gök cisimi deyince aslında uzay, gezegenler, yıldızlar, işte meteorlar hepsi giriyor aslında işin içine. Basit unsurlar mesela ateş, su, işte toprak demek ki kimyasal unsurlar, kimyasal evrimi taşıyan unsurlar da giriyor. İşte bu gördüğünüz çekirdek varlıktan aşağı doğru varoluş iniyor. Akıcı hikmet teriminin buradan hatırlayın. Aşağı doğru inerken de çeşitli varlıklar işte bu çekirdeğin evrimiyle, değişmesiyle, transformasyonuyla ortaya çıkıyorlar ve ortaya çıkıp türleşiyorlar ama türler de tekrar kendi içinde çeşitli şeylere ayrılıyor, dallara ayrılıyor. Yine aslında dört tane alem var. Gök cisimleri, maden mineraller, bitkiler, hayvanlar ve insanlar. O zaman beş tane alem oluyor. Evet. En altta hayvanların biyolojik evrimi ve en son insan geliyor. İnsan türü. İlk insan türü ortaya çıkıyor ve o da kendi içinde tabii ki dallara ayrılıyor. Burada transformasyon, dönüşüm kabul ediliyor. İşte evrim tarihin şey İslam'da evrimci yaratılıştan bahsedecek olursak modern evrim teorisine en yakın görüş işte bu iki numaralı görüştür. Daha iki görüşten sunacağım. Burada neden en yakındır? Çünkü burada bir transformasyondan bahsediyor. Yani burada gördüğünüz gibi çekirdek varlık transformasyonlar geçirerek başka varlıklar ortaya çıkarıyor ve o varlıklar da transformasyonlar geçirerek değişik türleri dallanmayı ortaya çıkararak türlerin aktüel evrimini ortaya çıkararak devam ediyor. Şimdi bu konuyla ilgili kitaptan tutmuş olduğum notlara bir bakalım. Bu modele göre maymunun bizzat insana dönüşümü söz konusudur. Yani insan hayvan türlerinin en mükemmelleşmiş türü kabul edilen bir maymun türünün evriminden meydana gelmiştir. Nitekim bu görüş tasavvufçu Abdülkadir Bidil'in şu sözünde açıkça ifadesini bulmuştur. Hiçbir şekil maddesiz suret kabul etmez. Aynı tarzda Adem, o Adem olmazdan önce maymundu. Abdülkadir Bidil aslında bir bilim adamı değil, tasavvufçu. Kendisi Kadirilik tarikatına mensup. Ama daha sonra bahsedeceğim teorilerden de görebileceğiniz gibi zaten bu yaratılış sinsilesi
tasavvufa da girmiş ve yarı mistik bir halede dönüşmüş olacak. Dolayısıyla da bir tasavvufçunun da bu konuyla ilgilenmesi sizleri şaşırtmasın. Yani Abdülkadir Bedi diyor ki hiçbir şekil maddesiz suret kabul etmez. Aynı tarzda Adem, o Adem olmazdan önce maymundur. Bu işte insanı, maymunun transformasyon geçirerek ilk insanı oluşturduğunu söyleyen yegane teoridir İslam tarihinde. Ve bunu ilk ortaya atan ve bunun en büyük savunucusu kabul edilen kişi Ebu Osman Amr İbni Bahrel Cahız'dır. İşte bu adamın isminin özellikle üzerinde durun. Cahız, İslam tarihinde bilim adamı sayılabilecek, yani biyolog sayılabilecek yegane kişidir aslında. Modern anlamda. Yani kendisi ne bir tasavvufçudur, ne bir şeydir. Yani başka yollarda olup da bunu tesadüfen ortaya atmış bir insandır. Kendisi bizzat Kitabul Hayvan diye bir eser yazmıştır. Hayvanlar kitabı diye. Biyolog diyebiliriz günümüz anlamında. Günümüzdeki anlamıyla. Şimdi bu El Cahız'dan size bir alıntı yapmaya çalışacağım. Maymunun bizzat insana dönüşümünü üstü örtülü olarak Kitabul Hayvan'da şöyle ifade eder. Şüphesiz bazı coğrafi bölgelerde bazı nabatlı gemicilerin maymuna benzediklerini gördük. Aynı şekilde Faslı bazı insanlar da gördük ve onların maş dediği insana en yakın maymun türüdür. Benzer bulduk ki aralarında sadece pek az fark vardı. Bu Faslılar üzerindeki değişikliği toz, toprak, kirli su ve havanın yapması mümkündür. Eğer onlar üzerlerindeki bu tesir daha fazla artmaya devam ederse onların derileri, kulakları, renkleri ve şekillerindeki bu değişiklikler de daha fazla artar. Yani diyor ki çevre koşulları canlıyı etkiler, onu dönüştürür, transformasyondan bunu anlamalıyız. Şimdi üçüncü teoriye geçelim. Ya bu çok önemli bir fikir ama. Yani bu aslına bakacak olursanız modern anlamdaki evrim fikrine en yakın olanı budur. Ama bu bile aslında yine Allah'ın takdirine bağlıdır. Neden derseniz. Çünkü Cahız da kainatı Allah'ın evrimleşici özellikle yarattığını, yani kafasına göre varlığın evrimleşmediğini, Allah onu öyle evrimleşici özellikle yarattığı için çevre şartlarıyla etkileşime geçerek evrimleşebildiğini iddia ediyor. Üçüncüye geçelim. Canlı varlık türlerinin tabii olarak ard arda çıkışı. Şimdi bu teoriyi savunanlar demişler ki bu evrim görüşüne göre Allah'ın yaratma fiilinin bir tecellisi olarak yeryüzünün uygun bir yerinde güneş ısısı ve ışığının su, toprak, hava gibi çeşitli unsur ve gazların bir karışımına etki etmesiyle bu karışımın mayalanıp kokuşmasıyla yani bir çeşit kimyasal evrim geçirmesiyle sırasıyla ardı ardına bitki, hayvan ve insan gibi canlı türlerinin ana türleri kendiliğinden tabi olarak meydana gelmişlerdir. Sonra da her canlı ana türü kendi içinde dönüşümsüz bir şekilde evrimleşmiş ve neticede bu evrimden ana türün, o ana türün üye ve benzer türleri türemiştir. Bakınız bu dönüşümsüz. Bir önceki teori dönüşümlüydü. Dönüşümlü teoride maymunun insana dönüştüğü savunuluyordu. Burada ilk insanın bir maymundan dönüşmesi değil, ilk insanın da diğer varlık türleri gibi topraktan çıkması anlatılıyor. Şimdi şekilde göreceğiz bunu. Buyurun, şekil bu. Kitaptaki şekli çizmeye çalıştım. Görüyorsunuz, burada bir çukurluk var. Onun içerisinde bir miktar malzeme var. İşte su, toprak, mineraller ve gazlardan müteşekkil kokuşmuş madde. Şekil böyle çizilmiş.
Ve yukarıda bir güneş var. Güneşten ısı ve ışık geliyor. Ve bunların etkileşmesiyle bir nevi burada ilkel bir çorba olarak düşünün. Bu ilkel çorbanın etkileşmesiyle bundan varlık türleri çıkıyor. İlk insan türü de bu çamurdan çıkıyor. İlk hayvan türü de bu çamurdan çıkıyor. İlk bitki türü de bu çamurdan çıkıyor. Sonra o bitki türü kendi evrimine devam ediyor. İşte dallanmasını oluşturuyor. Sonra o hayvan, ilk hayvan türü evrimine devam ediyor. Kendi dallanmasını oluşturuyor. İnsan da o şekilde kendi dallanmasını oluşturuyor. Yani burada gördüğünüz gibi herkes, bütün varlık alemleri bu ilkel çorbadan, bu kokuşmuş çamurdan, yığınından çıkıyor yani bir şekilde. Budur yani. Buradaki teori de budur. Şimdi bu teoriyle ilgili tuttuğum notlara bakalım. Yorumlarınızı okumaya da çalışıyorum bu arada. Erdem birinci teoriyle ilgili Allah'ın zatında saklı değil her şey. İlk çekirdek maddede saklı diyor. Galiba ikinci teoriyle ilgili. Evet, doğru. Arada böyle bir önemli fark var. İlk teoride Allah'ın zatında her şey mevcut. Mevcut derken bil kuvve olarak, gizli olarak yani. Potansiyel olarak. Ama ikinci teoride çekirdek varlıktan çıkıyorlar. Yani çekirdek varlık Allah'ın zatında bir kuvve olarak mevcut diye bir şey söylemiyor. İkinci teori. Şimdi üçüncü teorinin ile ilgili tuttuğum notları paylaşayım. Bu evrim görüşüne göre Allah'ın yaratma fiilinin bir tecellisi olarak yeryüzünün uygun bir yerinde güneş ısısı ve ışığının toprak, su, hava gibi çeşitli unsur ve gazların bir karışımına etki etmesiyle bu karışımın mayalanıp kokuşmasıyla yani bir çeşit kimyasal evrim geçirmesiyle sırasıyla ardı ardına bitki, hayvan ve insan gibi canlı türlerinin ana türleri kendiliğinden tabi olarak meydana gelmişlerdir. Sonra da her canlı ana türü kendi içinde dönüşümsüz bir şekilde evrimleşmiş ve neticede bu evrimden o ana türün üye ve benzer türleri türemiştir. Bu görüşün en büyük savunucuları Biruni ve İbn-i Tveil. Biruni bizim açımızdan da önemli. Neden? Çünkü bir Türk bilim adamı, İslam bilim adamı. Onun görüşlerini aslında yani buradaki savunulan görüş bile aslında nazam ve cihazdan çok farklı değil. Belki de farkı şu, onların işte var yaratılışı bil kuvve olarak Tanrı'nın zatında gizli kabul etmiyor mesela Biruni. Ama neticede sonuçta bir çekirdek varlıktan diğer varlıkların ortaya çıktığını işte nazam ve cihaz ortaya attı ilk önce. Burada da sadece şu topraktan, şu kokuşmuş çamurdan nasıl varlık türlerinin ortaya çıkışı, yani şu detay girmiş oluyor sadece farklı olarak. O da aslında varlığın zuhuru, ne diyorduk Nazam'ın şeyinde, sırası. Yani varlık zaten Allah'ın zatında bir kuvve olarak var edilmiş vaziyette. Onun sırayla zuhuru söz konusu. Burada da o zuhurun detaylandırılmış anlatımı diyebiliriz buna. Biruni'ye göre kainatın ve yeryüzünün oluşumu jeokimyasal bir evrim sonucudur. Esasen Biruni genelde nazam ve cihaz gibi yaratılış ve oluşum bir evrimci işlem olduğunu kabul eder. Allah ilk olarak yarattığı temel unsurları evrimleşici gücü, evrimleşme gücü ve kabiliyetiyle yaratmıştır. Biruni'nin Kitab-ül Cemahir fi Marifetil Cevahir kitabından şöyle ifade edilmiştir bu durum. Allah Teala insan türünü yaratmak isteyince o önce uygun biçimde yerin yaratılmasını belirledi ve ona tabii şeklini oluşturacak evrimleşmeyi temin edecek gücü verdi. Bakınız, evrimleşmeyi temin edecek gücü verdi diyor. Bu tabii şekilden kastım ise yeryüzünün yuvarlaklığıdır. Yani bir önü yerin yuvarlak olduğunu kabul ediyor.
Ama hani bu sizi şu konuda yanıltmasın. Yani bir spiritüsü, bir bilim insanı falan gibi düşünmeyin. Kendisi güneş merkezli evrim teorisi şey hani eskiden hani dünya merkezli bir evren teorisi vardı. Bir de daha sonra güneş işte güneş merkezli evren teorilerine geçiyor. O güneş merkezli evren, uzay, gezegen sistemi teorisini dine aykırı olduğu için kabul etme cesareti gösterememiş bir insandır bir ürün. Yani bilimsel şeyliği bu kadar. Tutarlılığı. Neyse. Ayrıca bu paragraf bize Biruni'nin türlerin oluşumu konusunda özellikle Nazam'dan farklı düşündüğünü de göstermektedir. Bildiğiniz gibi Nazam ilk yaratılan prototip canlı türünde gelecek nesillerin bil kuvve gizli olduğunu, onun evrimiyle diğer canlı türlerinin türediğine inanıyordu. Halbuki Biruni, Allah'ın ezeli planına göre oluşan kainatın genel jeokimyasal evrimleşmesi esnasında uygun şartlar oluştuğu zaman madenler ve canlı türleri birbirlerinden bağımsız olarak ortaya çıkmaktadır, diyor kitap. Fakat işte bu ne kadar yani tatmin edici? Bana kalırsa Nazzam'ın söylediğinin, ben öyle demedim de şöyle dedim gibi bir şeysi yani. İlk teşekkül eden su, hava, gaz, toprak gibi temel unsurların güneş ısısı altında çeşitli derecelerdeki karışımlarının kimyasal evrimi, kainatın genel jeokimyasal evrimi esnasında çeşitli zamanlarda çeşitli canlı cansız türlerini ortaya çıkarmıştır. Allah bu temel unsurları her canlı türünün ana türünün oluşması için vasıta kılmıştır, diyor Biruni. Yani şimdi Biruni ile ilgili not etmemiz gereken diğer önemli yön, kayaların şekil ve görünüşlerinden oluştukları zamanlardaki yeryüzünün durumu hakkında geçmişe dair yorumlar çıkarılabileceğini ilk düşünen insanlardan. Bu çok önemli bir şey yani. Değil mi? Jeoloji biliminin bir nevi temel şey bu. Özü. Bunu düşünebilmiş. Kayalarda bulunan fosil izlerinden zamanla oraların deniz tabanı olmuş olabileceğini düşünmüş. Ayrıca evrim teorisine, İslam'da yaratılışçı evrim teorisine tek katkısı diyelim ya da en önemli katkısı yapay seçilim yoluyla evrimden bahseden ilk kişi olma, ilk bilgin olması. Bu da o kadar önemli değil aslında. Çiftçilerin yapay seçilim yoluyla varlıkların şekillerini değiştirdiğini gözlemlemek aslında o kadar zor bir şey değil. Tabiatta canlıların birbirini sayı ve yayılım olarak dengelediklerine işaret etmiş. Yani bir türün sonsuza kadar çoğalma yeteneği vardır. Eğer serbest bırakılırsa çoğalır, bütün habitatı yok eder. Ama onun düşmanları var. O düşmanları o türün sayısını dengeliyor ve böylece bir tabiatta ekonomi var görüşünü ortaya atmış. Bu da o kadar önemli bir şey değil bana kalırsa. Biruni'nin görüşleri daha sonra İbni Tüfeil tarafından devralınmış ve İspanya'da Endülüs'te yazılmış. Ve bu konuda yazılmış çok önemli bir eser var. Hay bin Yegzan. Eseri belki evrimci yaratılış teorileri açısından kendi başına çok önemli olmasa da orta çağdan itibaren Avrupa'da çeşitli dillerde ve ülkelerde birçok kereler basılmış olması Batı'da farklı anlamda naturalistlerin hayal güçlerini beslemesi açısından önemli olmuştur. Yani şöyle diyelim. Şimdi bu kitapta İslam'da evrimci yaratılışla ilgili yeni bir şey yok. Hay bin Yegzan'da. Ama orada bu ilkel şeyden, çamur, kokuşmuş, mayalanmış çamurdan varlıkların çıkabiliyor olması, insanın bir tür olarak çıkabiliyor olması fikri, Avrupa'da dine uzak kesimlerin, naturalistlerin, doğacıların hayal güçlerini canlı tutmuş, beslemiş. O açıdan önemli. Şimdi dördüncü teorimiz ve İslam tarihinde en fazla kabul görmüş teori. O da külli ruhtan türlerin zincirleme ve dönüşümsüz evrimi. Bu görünüş Müslüman evrimcilerin dediğim gibi çoğunun paylaştığı görüş. Bu teoriye göre Allah ilk defa evrimiyle bütün fiziki varlıkları ve bütün ruhi varlıkları meydana getirecek olan bir külli varlık yaratmış. Bu külli varlığın akışı yani inici evrimiyle
Önce sırf ruhi varlıklar, daha sonra basit semavi unsurlar ve cisimler, daha sonra basit maddi unsurlar ve cisimler, daha sonra madenler, daha sonra sırasıyla bitkiler, hayvan türleri ve nihayet insan türü meydana gelmiştir. Belirli özelliklere sahip türlerin hepsi bir alem adı altında toplanmıştır. İşte bitkiler alemi, hayvanlar alemi vesaire falan. Şimdi onun şeklini de şu şekilde çizmeye çalıştım. Kitaptaki şekli. Görüldüğü gibi bir çekirdek varlık var yine. Bu çekirdek varlık işte bu sefer aklı kül oluyor. Daha doğrusu aklı külden bu çekirdek varlık çıkıyor. Bu çekirdek varlık aklı kül değil. Aklı külden çıkan bir varlık bu çekirdek. Onun tabii aklı küldeki evrimleşici kabiliyeti, gücü çekirdek varlığa geçiyor. Çekirdek varlık aşağı doğru inmeye başladıkça işte gök cisimlerini, temel unsurları, yani dört unsuru ateş, hava, su falan filan. Daha sonra ana maden türlerini, daha sonra ana maden türleri dalanacak, tabii birçok madenler ortaya çıkacak. Sonuçta inorganik maddeler bitecek. En son inorganik maddelerden bitkiye atlamadan önce mercanlar ortaya çıkacak. Mercanlar bir ara tür burada. Bu teorinin İslam tarihi açısından önemi şu, ara tür kabul etmesi. Mercanları madenlerle bitkiler arasındaki ara tür olarak kabul ediyor. Hurma ağacını bitkilerle ana hayvanlar arasında, ana hayvan türü arasında ara tür olarak kabul ediyor. Maymunu da insan, ilk insan arasında ara tür olarak kabul ediyor. En mükemmelleşmiş maymunu tabii ki. Fakat şimdi bununla ilgili okumamıza devam edelim. Bakalım bu nasıl? Bu teoriye göre insan maymunun bizzat tür olarak kendisinin insana dönüşümünden değil, fakat evrimiyle çeşitli türleri oluşturan külli ruhun insanı oluşturmazdan bir önce maymunda bulunması ve daha sonra ondan sıçrayarak yeni bir tür olacak olan insanı vermesinden meydana gelmiştir. Yani burada maymun ara türdür. Tamam, öyle kabul edilir ama bu ara tür transformasyon geçirerek insana dönüşmez. Aklı kül aşağı doğru akıcı, inici olan külli ruh işte insanı oluşturmazdan bir önce maymunda bulunur ve daha sonra maymundan sıçrayarak yeni bir tür olacak olan insanı ortaya çıkarır. Bu evrimciler türlerin birbirine dönüşümünü kabul etmiyorlar. Yani hayvan türü olan maymunun insanın türüne dönüşümünü kabul etmiyorlar. Orada külli ruh bir sıçrama yapıyor. Bu nasıl bir sıçramadır? Nasıl sıçrıyor? Nasıl ortaya çıkarıyor? Bu konuda bilgi yok. Türler bu teoride belirlenmiş ve muhafaza edilmiş vaziyette. Şekilleri maddileşmiş. Fakat üyeleri daimi bir oluş içerisindedir. Yani mesela burada şey bitmiyor. Yani insan ortaya çıktıktan sonra tamam bitti, dükkanı kapatalım şeklinde bir durum yok. Sonsuza kadar evrim devam edebilir. İşte çeşitli renkler, çeşitli desenler. Yani mesela değil mi? Siyah var, beyaz var falan gibi. Ondan sonra sadece o da yetmiyor. Ondan sonra mesela insanın çeşitli erdemler kazanarak yükselmesi durumu var. Yani onu şu şekilde not ettim. Bu ilerleyiş insan türünün içinde devam eder. Kişinin hakikatleri, kavrayışı, ahlakı, ilmi, hayvani nefsinden kurtuluşu ve faziletleri arttıkça daha üstün insan olur ve yükseliş meleklik mertebesine de kadar devam eder ve kamil insan ortaya çıkar. Yani burada bir nevi mistisizm devreye giriyor. Şimdi bu teorinin önemli savunucularından İbn Miskeveh'in Tehzibül Ahlak kitabından bir alıntı size paylaşacağım ve böylece bunun yarı mistik bir evrim
teorisi olduğunu hakkında kafanızda bir soru işareti kalmayacak. İşte burası en üstün insan mertebesidir. Burada varlıklar birleşir ve onların başı sonuna kavuşur. Buna varlık dairesi adı verilir. Tarifinden de anlaşıldığına göre varlık dairesi bir noktadan hareket ederek başlayıp aynı noktada sona eren bir çizgidir. Varlık dairesi çokluğa birlik kazandıran bir dairedir. Bu daire yüce yaratıcının birliğini, onun hikmetini, kudret ve varlığını kesinlikle göstermektedir. Bu mertebeye ulaştığınız zaman Allah'ın izniyle onu anlarsınız. İşaret ettiğimiz hususu göz önüne getirir ve kavrarsanız ne hal üzere ve niçin yaratıldığınızı bilirsiniz. Sizin ufkunuza bitişen ufku tanırsınız. Dereceden dereceye ve tabakadan tabakaya nasıl geçtiğinizi fark edersiniz. O zaman sizde gerçek iman doğar. İnsanların göremediği şeye tanık olursunuz ve mantık öğrenmekle başlanılan üstün ve gizli ilimlere doğru ilerlersiniz. Çünkü mantık, anlayışı ve tabi aklı doğru yola yönelten bir alettir. Bu ilimle yaratıkların ve bunların yaratılışlarının bilgisine, sonra bu bilgiyi genişletilerek ve derinleştirilerek ilahi ilimlere ulaşırsınız. O zaman Allah'ın vergi ve lütuflarını kabul ve yatkınlık kazanırsınız. Böylece size ilahi feyiz gelir. Tabiatın sıkıntıları ve onun hayvani isteklere götüren hareketleri karşısında rahatlayacaksınız. Varlıkların derecelerinden birer birer yükseldiğiniz mertebeyi düşüneceksiniz. Böylece bu mertebelerden her birinin varlık yönünden bir öncekine muhtaç olduğunu ve insanın mükemmelliğinin tamamlanabilmesinin ancak ondan öncekiler için gerçekleşen durumların kendisi için de gerçekleştikten sonra mümkün olacağını bilirsiniz. İnsan kamil insan olup kendi ufkunun sonuna ulaşınca yüce ufkun nuru onu aydınlatır. O ya iyi bir filozof olur, kendisine felsefi çalışmalarda ilhamlar gelir ve aklı faaliyetlerinde semavi destekler alır ya da o Allah katındaki mertebelerine göre vahiy alan bir peygamber olur. O zaman yukarı alem ile aşağı alem arasında aracı olur. Yani buradan görüyorsunuz bir varlık dairesinden söz ediyor. Yani bahsettiğimiz çekirdek varlık, yani aklı küllün tarafından ortaya çıkarılan o çekirdek varlık aşağı doğru iniyor. Külli bir ruh olarak iniyor. O külli ruh aşağı doğru inerken çeşitli varlık alemlerini ortaya çıkarıyor. Gök cisimleri, işte temel unsurlar, daha sonra madenler, daha sonra işte mineraller ve ondan sonra bitkiler, ondan sonra hayvanlar, ondan sonra insanlar ve daha sonra insan, ahlak, ilim, işte bilgi, fazilet, erdem edindikçe yücelmeye başlıyor. Nefsini temizledikçe Tanrı'ya doğru yücelmeye başlıyor. Zaten insanlarda doğal olarak bulunan bir Tanrı'ya aşk olduğunu iddia ediyor zaten, değil mi? Tasavvuf. Ve Tanrı'ya doğru ulaşıyor, yükselirken aklı küle kadar geri geliyor. Ve varlık dairesi oluşmuş oluyor. Başladığı yere geri dönüyor yani. Aklı küle kavuşuyor ve önünde bir ufuk açılıyor. Artık ondan sonrası, yani ondan sonrasında neler olabileceğini Allah bilir, biz bilemeyiz demeye getiriyor. Şimdi burada bir soru akla gelebilir. İster insan, ister maymunun bizzat dönüşümünden meydana gelsin, isterse en son olarak maymunda gizli bulunan insanlığın ondan sıçramasıyla meydana gelsin. Niçin bugün aynı yollarla, eğer bu açıklamalar doğruysa, maymundan insan türememektedir? Hani klasik, neden günümüz maymunları insan olmuyor şeyinin, bu teoriler için de sorulduğunu varsayalım. Buna verilebilecek cevapları basittir. Bir kere Allah öyle istemediği için, Allah ne isterse o olur. Bunu Erdem söylemişti ve güzel bir tespit yani. İkincisi, şöyle bir şey, eğer insanın bugün bu şekilde oluşumu görülmüyorsa, türlerin ilk defa oluşumunu ve yaratılışını meydana getiren kozmolojik evrimin, İlk insan türünün ortaya çıkmasıyla son bulmuş olmasıdır. Bu anlamda artık Müslüman evrimcilere göre bir evrim zaten söz konusu değildir. İnsan bu evrimin son devresinde en son varlık türü olarak meydana gelmiştir ve onun meydana gelişiyle bu manadaki
evrim son bulmuştur. Yani varlığın oluşumsal evrimi tamamlanmıştır. Ana türler ortaya çıkmıştır. İnsan türü de ortaya çıkmıştır. Artık varlığın oluşumsal evrimi tamamlanmıştır. Bundan sonra ancak kendi içinde türlerin aktüel evrimi devam edebilir. Dolayısıyla da maymundan insan çıktığını gözlemleyemeyiz. Şimdi ikinci bir soru olarak şu denilebilir. İslam düşüncesinde evrimci yaratılış teorisini savunanlar için mesela zaman süreleriyle ilgili bir sorun var mıdır? Onlar zaman sürelerini nasıl ifade ederler? Yani Müslüman evrimcilere göre evrim çok uzun zamanlar içinde olmaktadır. Böyle işte aslında Tevrat'tan kaynaklı işte yeryüzünün her şeyin yaratımının 6 günde olduğu Kur'an'da da geçer gerçi ama bu bilgi. Kur'an'da aynı zamanda Allah katındaki zamanın izafi olduğunu anlamamızı sağlayacak bir takım ayetler de geçer. İşte sizin katınızda saydığınız günlerin 50 bin tanesini sizin saydığınız 1.000 yılı tutan bir günde Tanrı'ya yükselir gibi bir takım ayetlerde geçen şeylerden anlıyoruz ki Tanrı'nın zaman anlayışıyla bugünkü 24 saatlik zaman anlayışı aynı şey değil. Dolayısıyla da evrim çok uzun zamanlar içerisinde olmuş olmalı diye düşünmüş bütün Müslüman evrimciler de tespitlerinden o şekilde şey yapmışlar. Peki, şöyle bir soru akla gelebilir. Darwin sonrası gelişen bir bilimsel modern evrim teorisiyle Müslüman evrimcilerin ortak düştüğü noktalar ve ayrıldığı noktalar nelerdir? Şimdi bunu madde madde tekrar izah etmeye çalışalım. Bir, evrimci yaratılışın esas faktörü daha önce de işaret ettiğimiz gibi Müslümanlara göre Allah'tır. Zira kainatı ve türleri evrimleşici bir özellikle yaratan Allah'tır. Böyle metafizik bir faktör günümüz evrim kuramında yoktur. 2. Modern bilimsel evrim teorisinin vazgeçilmez ayağı doğal seçilim mekanizmasıdır. Müslüman evrimcilerden bir tek Cahiz'in o da muğlak bir şekilde bu konudan bahsettiğini görmekteyiz. Yani Kitabül Hayvan'da şöyle bir parça var. Onu sizinle paylaşayım. Tarla faresi yiyeceğini aramak için yuvasından dışarı çıkar. Önce bir araştırma yapar ve sonra onları yakalar. Küçük kuş ve hayvanlar gibi kendine daha küçük canlıları yer. Kuşların ve yılanların saldırılarına karşı yavrularını ve kendisini yerin altında açtığı kıvrımlı gizli tünellerde saklar. Yılanlar tarla farelerini yemeyi çok sever. Yılanlara gelince onlar da kendilerini kunduz ve sırtlan gibi kendilerinden daha güçlü hayvanların tehlikelerinden muhafaza etmeye çalışırlar. Sırtlan tilkiyi korkutur, tilki de kendinden daha küçük bütün hayvanları korkutur. Bazı varlıkların diğerlerinin yiyeceği olması bir kuraldır. Bütün küçük hayvanlar daha küçüklerini yer, bütün büyük hayvanlar kendilerinden daha büyüklerini yiyemez. İnsanlar da birbirleriyle hayvanlar gibidir. Allah bazı varlıkların ölümünü bazılarının hayatının sebebi ve tersini kılar. Şimdi burada bir hayat kavgasından bahsedildiği açık. Yani tarla faresi ve yılan örneğinde tarla faresinin toprağın içine yuva kazması tabii ki bir savunma çabası değil mi? Bir hayat mücadelesi olduğundan bahsediyor. Yılanın işte kendi düşmanlarından korunmak için bir takım şeyler yapması falan. Tilkiler ve sırtlanlar arasında bir yiyecek o sahası için yaşanan kavganın işte onları çeşitli nişlere itmesi falan buradan çıkarılabilir. Ama burada aslında doğal seçilimden günümüzdeki modern anlamıyla bir doğal seçilimden bahsedildiğini ben düşünmüyorum. Yani mesela hayatta kalma mücadelesinin canlıların bir takım özelliklere sahip olanların seçilim avantajı kullanarak gelecek nesillere daha fazla soy aktarabildiği burada hiç vurgulanmıyor yani. O zaman doğal seçilimin ana unsuru burada ifade edilmemiş oluyor. Yani bu olmadan mesela bir takım avantajlara sahip olan bir takım özelliklere sahip olan canlının seçilim avantajı elde ettiğini, böylece de kendi soyunun daha fazla yayılmasını sağladığı vurgulanmadıktan sonra doğal seçilim bence vurgulandığı söylenemez. Ayrıca zaten son paragrafın sonundaki cümlede şöyle şunu da anlıyoruz. Cahiz'in kafasındaki doğal seçilim
Allah tarafından konmuş bir kural olarak vurgulanıyor. Cihaza göre Allah türleri evrimleşici bir özellikte yaratmıştır. Kainatın ve türlerin evrimleşmesi esas da bu özellikten kaynaklanmaktadır. Türlerin evrimleşmesi kendi içlerinde taşıdıkları dinamik bir kuvvenin bir takım bazı dış tesirler tarafından harekete geçirilmesiyle oluşur. Bu dış tesirler fiziki çevre, iklim şartları ve hayat kaygısı gibi olgulardır. Şimdi üçüncü bir nokta, yani Darwinci evrim teorisiyle İslam'daki evrimci yaratılışı karşılaştırıyoruz ya, orada üçüncü bir noktamız. Cinsel seçilim Darwinci evrim teorisinde var ve çok önemli bir yer tutuyor ama Müslüman evrimciler hiç bu konuya değinmemiş. Bunu ıskalamışlar yani, bu olguyu görememişler. Dördüncü konu kalıtım olgusu. Kalıtım olgusuna hiçbir Müslüman evrimci değinmemiş. Müslümanlar sadece çevre şartlarına uyum için türlerin bazı karakter ve organlar kazandıklarını söylemek istemişler. Ama fakat ileri giderek bunun bir kalıtım halini alacağını savunmamışlar. Halbuki günümüzdeki modern evrim teorisine göre esas ana unsur, ana omurga budur yani. Bir takım özelliklerin kalıtımsal olarak devam ettirilebilmesi. Beşinci maddeye geçelim. Bu maddede yapay seçilim olgusu. Evet, hem modern evrim kuramında hem de İslam'daki evrimci yaratılış kuramında yapay seçilim olgusu var. İlk defa Biruni tarafından dile getirildiğini söylemiştik zaten. Bu da tabii ki çiftçilerin çeşitli bitki ve hayvan türlerini ıslah için kullandıkları yöntemin canlılar dünyasında değişiklik yarattığını zaten görüyoruz. Bunun işte formüle edilmesi ve de İslam'daki evrimci yaratılış teorisine katılması bu. Bir nevi oradaki çiftçi aslında Tanrı olmuş oluyor yani. Öyle düşünmek lazım. Tabii yani şey olarak, burada analoji olarak diyorum yani. Şimdi son sözüm işte bu konuyla ilgili. Hani tüm olarak bu kitapla ilgili. İslam'da evrimci yaratılış düşüncesi Nazam ve Cahiz gibi isimler bir tarafa tutulduğunda geri kalan teorisyenler tarafından yeni Eflatuncu görüşlerle birleştirilmiş. İdeler nazariyesiyle Nazam'ın ve Cahiz'in teorileri karıştırılmış. Bu alemin külli ruhun bir tezahürü olduğunu söyleyen yarı mistik bir hale getirilmiştir. Yani daha Nazam ve Cihaz'dan sonra daha fazla bilimselleşeceği yerde daha fazla mistikleştirilip bir nevi bilimden koparılmıştır. Öyle düşünmemiz lazım. Ayrıca Nazam'la ilgili şöyle bir iddia vardır. Nazam'ın daha önce bu görüşünü eski Yunan'dan okuduğu Arapçaya çevrilen eserlerden öğrendiği şeklinde bir iddia ortaya atılmış Batılı araştırmacılar tarafından ama bunun kesinlikle ispatlanabilmiş bir iddia değil. Nazam'ın yaşadığı dönemde bahse konu eserin Arapçaya çevrilmiş olduğuna dair hiçbir ipucu yok. İkinci olarak eski Yunan'da evrimci teoriler olduğu söyleniyormuş. Aristo'da olduğu iddia edilmiş ama Aristo'da İslam'daki evrimci yaratılışa benzer hiçbir teori yok. Orada sadece bir canlının doğup büyüme, olgunlaşma gibi evrelerinden bahsedilmiş. Yani canlının bir takım evrelerle değişim geçirdiği anlatılmış ama bunun bir evrimsel yaratılış bağlamında böyle kozmolojik anlamda bir ifadeden bahsedilmemiş yani. Dolayısıyla Aristoculuktan gelen bir şey de değil. Bunlar hatırımdaydı. Bir de şu var. YouTube'da bir video gördüm. Dilozof diye bir kanalda. Orada İslam tarihindeki ilk evrimci bilgin olarak İranlı bilgin olarak üstelik de Nasreddin Tusi anılıyordu. Nasreddin Tusi'nin 1274 yılında doğduğu yazılıyor. Yani 1274 yılına gelinceye kadar çoktan
evrim teorisi yolundan sapmış, bilimsel yolundan sapmıştı. Çünkü Cahız'ın ölümü 868. Ondan sonra zaten gitgide Eflatunculuk ve yeni Eflatunculuğun etkisinde böyle varlık dairesi düşüncesiyle falan karışıyor ve mistisize oluyor gitgide. Ve de Nasreddin Tusi de zaten görüşlerini Mehmet Bayraktar kitabında diyor ki Nasreddin Tusi İbn-i Miskeveh'ten etkilenmiştir diyor. İbn-i Miskeveh'in görüşlerini size okumuştum burada. Bildiğiniz gibi mistik manada bir insanı kamilliği anlatan bir evrimleşme teorisini savunuyor. Yani o videodaki tespit yanlış. Mehmet Bayraktar'ın kitabı oldukça sağlam, araştırmalara dayalı, dipnotlarıyla, işte bibliyografisiyle tam bir bilimsel çalışma. Öyle diyor. Böyle yani sonuçta. Son söz olarak başka ne diyebilirim? Bütün bunlara rağmen şu nokta önemli. Mesela ilk Cahız ve Nazzam gibileri ve sonrasındakileri de hadi dahil edelim. Doğada gördüğümüz benzerlikler, yani canlılar dünyasında gördüğümüz benzerliklerin bir anlamı olabileceği fikrinin ham halde ve yeterli bilimsel imkanlardan yoksun bir devirde bu insanların zihinlerine düşmüş olması dikkat çekici bence. Bu benzerliklerin bir anlamı olmak zorundadır. Yani bu insanlar o devirlerde o kadar az bilgiye sahipken, ondan sonra o kadar az imkanlar varken doğada gördükleri benzerliklerin bir anlamı olabileceğini düşünmüşler. Bu onların zihni bir şimşek çaktırmış. Bu çok önemli yani ve değerli. Bu aynı zamanda biz şimdi bugün modern bilim sayesinde bunun artık anlamının ne olduğunu biliyoruz. Evrim teorisi artık olguları başarıyla açıklıyor. Ama şu o dönemki imkanlarla ve az bilgi birikimiyle düşünelim. Çünkü Darwin'e gelinceye kadar canlılar dünyasıyla ilgili bilgi birikimi artıyor. Ve Darwin kendisi zaten yıllarca bu konuya kendisini vererek gemiyle gezilerinde çeşitli örnekler toplayarak dünyanın değişik bölgelerine falan bu konu üzerine odaklanarak ondan sonra görüşünü ortaya atıyor. Ama 868'lerde yani o dönemki bilgi birikimiyle bu insanların doğada gördükleri benzerliklerin bir anlamı olabileceği, anlamı olması gerektiğini düşünmesi bence önemli ve evrim fikrinin doğruluğunun da bir göstergesi. Yani ben öyle düşünüyorum. Bu kadar yani insan zihnine bunun bir anlamı olmasa insan zihnine bu bir iz bırakmaz yani. İnsanlar bir şeyleri sezmişler. Sezgisel olarak bile bu benzerliklerin bir anlamı olması gerektiğini düşünmüşler. Bu bence saygıya değer bir. Sözlerimi de burada bitiriyorum. Umarım dilim döndüğünce güzel şekilde aktarmaya çalışmışımdır. Dinleyecek arkadaşlara da, dinlemiş olan arkadaşlara da şimdilikten teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.